What's your name? Atacan. Atacan? Yeah. Atacan. Yeah, yeah. Is that correct? Yeah. Okay. Do you want to take a video together? Sure. You do the talking. Merhaba arkadaşlar, herkese. Büyük ihtimalle çoğunuz bilmiyor. Ben 2,5 ay önce İngiltere'ye geldim. Londra öncesinde Hamel diye bir yere. Ve orada şu an gönüllülük yaptığım yerde Afterlife'ı çekiyorlar. 2 sezon burada çekildi zaten. Yani Afterlife izleyen varsa o gazetenin çekildiği, o yani bütün dizinin geçtiği yerde ben çalışıyorum şu an. Ofis başka yerde çekiliyor ama dış taraf aynı yerde çekiliyor. Yani farklı farklı yerlerde çekiyorlar diziyi ama çekilen ana yerlerden biri burası. O yüzden bir gün önceden ekip geldi. Ekip geldi ve camları kapadılar. Afterlife hakkında işte o broşürleri koymaya başladılar. Çünkü diziyi çekerken o görüntüde başkasının reklamı çıkmaması lazım. Bu da bir önemli faktör. O yüzden işte sanat yönetmeni geldi. Burada pencereyi barikatladılar. Yarın da saat 4 ile 6 arasında çekilecek. O yüzden bir gün önceden bu videoyu çekiyorum. Çünkü yarın büyük ihtimalle bu videoyu çekmek için çok heyecanlı olacağım. Çünkü yani bir sürü ünlü gelecek buraya. Aynı zamanda işte Covid'den dolayı yaklaşamayacağım. O nasıl olacak bilmiyorum. Fotoğraf çekilebilecek miyim, çekilemeyecek miyim? Videoyu da çekebilecek miyim, çekemeyecek miyim onu da bilmiyorum. Ama cidden çok heyecanlıyım. Uzaktan görmek bile hoşuma gidiyor. Çünkü adam benim Netflix yönetmeni ve Office UK'nin yazarı. Yani mükemmel şeyler yapmış cidden hayatında. O yüzden benim de çok sevdiğim biri. Şu an yani yarın onu görmek, yani hatta şu an bile görebilmek, eğer yani karşıma çıkarsa çok deli olacak. Ama yarın kesinlikle karşıma çıkacak, onu nereden biliyorum. Çünkü aynı ofiste çalışıyorum yani. Buradan başka şansları yok zaten gitmek için. O yüzden her türlü buraya gelecek hepsi. O yüzden şu an çok şaşkınım. Sürekli dışarı bakıyor gözlerim. Burada aslında bir şey konuşmadayım. Hatta şöyle göstereyim size. Training'deyim. Aynı zamanda adamlar geldi buraya, şeyleri, panoları astılar. Şu ileri tarafa panoları astılar. Hatta şuradan da bak size gösterebilirim şöyle dışarı. Belki diziden hatırlayan olur. Ya kesinlikle hatırlasın çünkü burada başka bir yeri yok yani. Yakınlaştırabilirsem. Şurası da işte karşı. Old Town Hall diye geçiyor. Buradaki arabaları büyük ihtimalle hepsini çektirecekler. Şu konuşma bitince dışarı çıkacağım. Size astıkları broşürleri de gösteririm. Hayallerimde hiç böyle bir şey yoktu. Ve böyle bir şeyi de hayal edeceğimi düşünmezdim. Yani hayallerim o kadar değildi yani, anlatabiliyor muyum? Benim düşündüğüm şey neydi biliyor musunuz? İngiltere'ye giderim, gezerim, sonra geri Türkiye'ye dönerim. Ama yani buraya, yani yurt dışına gittiğinizde inanılmaz fırsatlar açılıyor karşınıza. Netflix dizisinin setinde olacağımı hayatımda hayal etmezdim. Ricky Gervais'i görmeyi hayatımda hayal etmezdim. Ki çok sevdiğim biridir. Ve diğer aktörler de inanılmaz. Onun dışında Afterlife izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çok güzel bir dizi. Beni çok etkilemişti. Özellikle Ricky Gervais, yani şu ana kadar yaptığı yapıtlardan en iyilerinden biri bence. İnanılmaz şeyler yazmış. Diziyi çok güzel yapmış. Müzikleri güzel. Ve özellikle işte beni alan noktası şu an burada olmam. Şu an tam arkamda Afterlife çekilecek. Yani yarın bu saatlerde. Ya da ne bileyim, fotoğraf çekilebilecek miyim? Çünkü Covid var ortada. Yani hiçbir şey belli değil. Arkadaşlar merhaba. Şu an dışarı çıktım işten. Ve dışarıyı kaplamışlar işte Tembury gazetesiyle. İşte Afterlife'in çekildiği yer olduğu için işte Tembury gazetesi diye geçiyor burası da. İşte ismini değiştirmişler, şey yapmışlar falan. Benim çalıştığım yer aslında burası. Yani şuradan da şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. İşte birazdan göstereceğim mesela. Şeyleri değiştirmişler. Burada farklı farklı şeyler vardı. İsimleri vardı. O isimleri değiştirmişler. Mesela şöyle bir şey yapmışlar. Tembury Müzesi. Yani buraya farklı bir isim koymuşlar işte, dizideki isim gibi. Onun dışında işte köpeklerle alakalı şeyler koymuşlar. Buraya işte böyle fake, hani şey, kamerada gözüksün diye koymuşlar. Onun dışında şurada da bir isim vardı. O ismi kapamamışlar. Hemen onu da göstereyim işte, şu üst taraftaki işte. Lest We Forget Roll of Honor, Tambury Council, Centenary of Great var işte, orayı kapamışlar. Savaşın ismini değiştirmişler yani, reklam olmasın diye falan. Değişik bir şey yapmışlar yani, şöyle göstereyim. Buralar şey, dizide gözükmüyor pek. Onun dışında böyle bir yerde çekiliyor Afterlife işte. Karşı tarafta Old Town Hall. Ben de işte hemen o Old Town Hall'ın tam karşısında çalışıyorum. Ben tam olarak burada çalışıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Direkt diziden sahnesi var yani. Hem de çok ikonik bir sahne. Şöyle şu kırmızı şeyden yürürken kamera böyle çıkıyor. Ricky Gervais burada gidiyor. Solda da gönüllüler var. Onu çekiyorlar işte. Sorry, I thought me saying I was busy was enough. What's the guilt tripping? And don't give me this altruism shit. You're not a volunteer. Everyone knows you're getting paid. You don't give a fuck about the charity or poverty-stricken kids. You want money. I'd effectively be paying your wages, you wiry little twat. Four eyes. Sağ tarafta da yerler var. Onlara da büyük ihtimalle izin aldılar. Hani kamerada şey yaparken falan isimleri değiştirecekler büyük ihtimalle. Neyse, bunlar pek diziyle alakalı değil. Ama
Buradakiler diziyle alakalı mesela dizide şunu görmüştük. İşte buranın yerlisi kaka postalıyor. Bunu işte şey ikinci sezonda mı birinci sezonda mı ne görmüştük. Onun dışında burada da Brian var. Brian da dizide oynayanlardan biri. Şöyle gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. Life of Brian diye anlatmışlar işte palyaçolarla falan şey yapıyordu bu adam. Direkt işte şuradan çıktım. Hatta şöyle göstereyim. İçeriden çekiyordum işte mesela önceki gördüğünüz şeyler şuradan çekiyordum. Burada da şey koymuşlar işte. Girişler yasaklandı diye çünkü Afterlife serisi 3 çekilecek diye. 11 Mayıs'ta salı günü. Yani mesela salı günü de işte buradayız işte. Yani ben de içeride olacağım çünkü burada çalışıyorum yani. O yüzden hiç sıkıntı olacağını sanmıyorum ya. Hatta şöyle göstereyim. Burası benim sürekli girdiğim bir yer. Sürekli buradan giriyorum bizden yani kapısı bura başka bir yeri yok. Buraya da işte böyle gazeteler koymuşlar. Tumbury Buffett falan. Göstermelik olsun diye işte. Şu an abla da gitti o gazeteleri okuyor. Şöyle göstereyim. Şimdi gidiyor okudu. Düşsene gazete okuyorsun adam şey postaya sürekli bok post alıyormuş. Garip olur yani biraz. Heyecanlandım açıkçası biraz ya cidden insan yani hayatında böyle bir şey ne zaman denk geliyor ki? Ya tam olarak burada çekecekler işte arkamda çalışıyorum ben. Çalıştığım yer direkt arkadaki alt ofis. Yani üst ofisten çıkmıyorlar direkt burada çekiyorlar. Şimdi ben artık eve doğru gideyim. Çünkü burada set çalışanları da kalmadı. Hazırladılar her şeyi gittiler. Merhaba arkadaşlar ikinci günden. Şu an işe gidiyorum. Böyle bir yerden geçip burada da bir pub var. Old Bell diye. Burada Boris var. Şimdi dışarı çıktım öğle yemeğinde. İşte training'teydim. Biz tamamen dolu. Bugün herkes gelmiş ofise çekilecek diye. İşte bizim çalıştığımız yerin ismini değiştirmişler. İsmini Tambury Gazete yapmışlar filmdeki. Güzel olmuş cidden. Şu alttaki şeyi de değiştirmişler. Bayağı hoşuma gitti yani. Şimdi saat 4'e doğru Ricky Gervais ve diğer oyuncular gelecek. Yani burada sette çekilecek şeyleri. Yani hangisinin rolü varsa tabii ki. Ben de çok heyecanlıyım şu an. Ve aksine tam bu iki gün zorunlu olarak girmem gereken bir toplantım var. İşle alakalı. Kafayı yemek üzereyim yani. Ve bütün herkes ofise gelmiş. Bütün herkes ama. Yani CEO'sundan tutun şeyine kadar herkes ofise gelmiş. Normalde 3 kişi falan oluyoruz yani. Ve bu yüzden çok kalabalık. Dışarısı kalabalık. İnsanlar görmüş gelmiş. Bir şey diyecekler diye korkuyorum ama yani ben her türlü çekeceğim yani. Bir şey deseler ne olacak diye düşünüyorum çünkü. Ülkeden mi atacağınız yani? Yani daha kimse gelmediği için dışarı çıkıp çekim yapmak istemiyorum. Çünkü hani şimdiden göze batmayayım. Tam böyle çekim yaparlarken çekersem güzel olur. Hayatınızda bir iki kere denk gelebilecek bir şey var. Yani set sezon 3 çekiliyor Afterlife. Hem de aynı zamanda işiniz var. Aynı zamanda okulda dersiniz var. Aynı zamanda oda bulamıyorsunuz oturacak. Yani şu an böyle bomboş bir odada oturdum 3. katta. Şöyle göstereyim. Yani arka tarafa bakıyorum. Arka taraftan da hiçbir şey gözükmüyor. Yani benim bakmam gereken taraf bu taraf. Bir şekilde halledeceğiz artık yani. Sonuçta hayata bir kere geliyoruz yani. O çekimi yapmam lazım yani. Bir kere Ricky Gervais'i çekeyim yani. Ya da konuşma şansımı söylemiyorum birazdan. Onun olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Covid'den dolayı yaklaştırmıyorlar. Bakalım yani. Ben de bilmiyorum şu an. Heyecanlıyım. Ricky gelmiş şimdi. Şurada. Görebiliyor musunuz? Şu ortadaki Ricky. Şu an çok heyecanlıyım. Tam olarak şu an ben çalıştığım yerin önündeler mesela göstereyim. Şöyle görebiliyor musunuz? Araba geldi böyle bir tane. Fotoğraf çekebilir miyim acaba bakalım. Gidip sorsam da çok düşündüm şu an iş yapıyor ama şu an çalışıyor yani boş zamanda değil. Tambury gazetesinin arabası geldi şöyle. Gerçekten şu an çok heyecanlandım. Araba geldi. Bütün set ekibi burada. Şöyle göstereyim size. Bu arabayla alakalı bir şeyler olacak büyük ihtimalle. Onun dışında işte burada arabası var gazetenin. Şu an ben tam bu çalıştıkları gazetedeyim. Ricky de şurada hatta. Böyle yakınlaşsa buraya hemen soracağım.
şu anda dışarı çıktım. Ricky'ye bakıyorum nerede diye. Bulabilirsem çekeceğim. Şu an etraf böyle. Aşırı heyecanlandım şu an. Tam dışarıda beklerken set ekibinden biri beni çağırıyor. Herhalde kamerayı kapattıracak diyorum içimden. Tam böyle düşünürken arabanın önünden Ricky çıkıyor. Adam beni çağırdı şu an. Burada sette çalışan bir tane adam. Diyeceğim fotoğraf çekilebilir miyiz? Hey man. Do you want to say hello? Sorry? Yeah. Hello man. Hi. I'm a big fan of you. Oh, thank you very much. I'm from Turkey. Actually, I'm a volunteer here. Oh, so I didn't know that I was coming here like to shoot, and actually I'm a translator at Netflix Turkey for Afterlife. Oh really? Yeah. Oh great. So great. I mean, I'm so happy. Do you want me to say hello? Is that yeah. Do if I mean you can say hello to Turkey, say hello to me, Atacan. Okay. What's your name? Atacan. Atacan. Yeah. Atacan. Yeah, yeah. Is that correct? Yeah. Okay. Do you want to take a video together? Sure. You do the talking. Yeah. Şimdi Ricky Gervais'le tanıştım işte. Çok mutlu oldum cidden. Çok iyi, çok kibar bir adam. I'm saying that he is very humble, he is very generous. Oh, thank you. So, what can you say, like, what can we expect from this season? All the characters and more return for the final season. I can't wait, I think it's the best yet. I hope you love it. Yeah. Thanks so much. Thank you. Çok mutluyum şu an yani. Adamlarla tanıştım. Ricky Türkiye'ye selam söyledi, bana selam söyledi. Şu an aşırı heyecanlıyım. İçeri girdim geri. Ya böyle bir şey olacağını biliyordum. Set ekibinin adamla burada karşılaştık. Dışarı çıkacaktım ben. İşte etraftan bakmaya uzaktan. Dedi ki gel. Dedim nereye? Gel dedi. Gittim. Dedi Ricky Gervais'e orada şey yaptı. Adam vardı bir tane. Onunla konuşurken işte bana dedi ki gel dedi tanışalım dedi. Ricky Gervais'le tanıştık bir anda. Dedim Türkiye'ye selam söyler misin? Ben de işte Netflix'teki Afterlife çevirmiştim falan dedim. Yani büyük bir fanım dedim. Adam hiç şey yapmadı. Gel dedi fotoğrafta çekileyim dedi. Videoya da çekeyim dedi. Hiç sorun değil dedi. Harikaydı yani. Ya şu an cidden çok çok şaşkınım ya. Hala dışarıda çekiyorlar bak göstereyim şöyle. Çektiğim fotoğrafları da koyacağım. Kafayı yedim. Instagram'da da olacak onlar. Hatta çekim ekibi şurada. Şöyle göstereyim. Kadın dedi ki yanlarına oturabilirsin falan sıkıntı olmaz dedi de bilemedim yani. Şimdi sesin oraya geldi. Peki de şurada. Kamera da şurada. Bu arabayla alakalı bir şeyler olacak herhalde yeni sezonda. Diğer oyunculardan biri geldi şu an. I like him. Came him. So, are there going to be like two actors, like Ricky and the? To be honest, I don't know what the saying is. Yeah. I'm not always sure what the saying is. Şu an gördüğünüz adam dizinin yapımcısı. İsmi Charlie. Yani paranın döndüğü adam bu. Ve bu adam set ekibiyle beraber benimle konuşurken bir anda CV'mi istedi. Ve özel bir mail de verdi yanında. Yollamam için yani. Onun üstüne 3 gün boyunca yapımcıyla konuştuktan sonra bizi karnavalda ağırladılar. Orada da bir çekim oldu. Onu tam çekmedim artık ayıp olur diye. Çünkü adamların işini öğrenmek istedik falan. Yani çok güzeldi cidden. She works at like at the same place. Yeah, yeah, definitely. Şu an yanlarındayım ben de.
Dog, isn't it? Is it? Dog. In one of the little boxes hidden behind the S360. Şimdi bekliyorum burada. Diana Morgan var. Ona bakıyorum. Ricky Gervais de var da onunla fotoğraf çekildiğim için sıradaki Diana Morgan diye düşünüyorum. Bakalım. Burada bir adamla tanıştım. O beni sokuyor işte buralara. Normalde giremezdim büyük ihtimalle. A video? Yeah. Yes. So... What do you think about this? Well, you know, it's been raining quite a bit. It's great. You know, I hope people like it. It's the same as ever. Yeah. You know, a bit of laughs, a bit of tears. Oh, you don't edit it? Kafayı yiyeceğim. İnanamıyorum şu an yani olanlara. Set ekibinden biriyle tanıştım. Bayağı bir kanka olduk. Bana dedi ki gel falan, sıkıntı yok falan dedi. Gittim yanlarında durdum işte. İşte adamla bakarken işte konuştuk. Adam anlattı işte nasıl bir şey olduğunu, çalışmanı falan. Ricky'nin nasıl bir insan olduğunu falan anlattı. Ricky ile de tanıştım. Sonra tam gidecekken işte bu çekim bitirirlerken Diana Morgan'la çalıştım. Yani ben çok severim cidden. Afterlife'da tanıdım ama yine de cidden ben çok güzel bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Onun dışında işte onunla konuştuk falan, fotoğraf çekildik. İnanılmazdı cidden. Yani hepsini videoda izlemişsinizdir umarım. Umarım editleyebilmişimdir güzel. Yani ben buraya gelirken böyle bir şeyler yaşayacağımı bilmiyordum. Yani insan karşısına çıkan fırsatları değerlendirmeli. Ünlü bir Netflix oyuncusuyla tanıştım, yazarla tanıştım, yönetmenle tanıştım, komedyenle tanıştım. Ama bu kadar çok şeyin arasında hiçbir egosu yok. Ve settekiler o kadar yardımcı oldu ki adamlarla kanka olduk. Ki adamlar anladı zaten hani benim böyle ilgili olduğumu sete falan, videolara falan. Yani kamerayla da ilgilendi. İşte gimbal'ı gösterdim, DJI var şu an karşımda. Zaten anlayışla karşıladılar çünkü onlar da insan yani. Diğer insanlar gibi saçma sapan gelip fotoğraf çekilir, fotoğraf demiyorum. Yani normal bir şekilde yaklaşıyorum, hani izin alıyorum ilk önce. Bunu gördüklerinde çok hoşnut oldular çünkü adamlar bıkmışlar cidden şeylerden. Adamların yanlarında takıldım zaten. Hani Ricky de hemen solumdaydı mesela. Ricky zaten yönetmenliğini yapıyor bu dizinin. O yüzden çok güzeldi. Nasıl yönetmenlik yaparken adam eşofman da gelmiş. Çok rahat davranıyor. Mesela fotoğrafta çekildik birkaç tane. Afterlife çok seviyorum. Diziyi çok seviyorum. Hani verdiği mesajı çok seviyorum. Ve şimdi burada onları görmek iş üstünde. Ya hayatımda hiç hayal etmeyeceğim bir şeydi. Yani kimin aklından geçer ki? Yani buraya gelip bununla karşılaşacağım. Kimin aklından geçerdi yani? Ben buraya gelirken, yani İngiltere bile gelmek hayalken böyle bir şeyi görmek beni çok şok etti. Yani şu an diyeceğim şu ki hayalleri olan insanlar vazgeçmesin. Çünkü emin olun ki çıta çok daha yüksek. Karşınıza çıkan şeyler sizi çok şaşırtabiliyor. O yüzden hayallerinizi en yüksekte tutun. Asla düşürmeyin. Yani size diyeceğim bu. Ben yüksek tutunmadım. Şansıma yükseğe geldi. O yüzden böyle bir şey beklemiyordum.